konuşuyoruz. Alışveriş merkezleri ne olacak? Evimizde veya işte iş yerimizde bile kullandığımız klimalara dikkat ederken, kullanmamaya çalışırken AVM'ler çok büyük yerler. Dolayısıyla bu alışveriş merkezlerinin havası ne olacak? Virüsün bulaşmasına oluşturabilir mi? Bir ortam yaratabilir mi? Bunun üzerinde biraz konuşalım. Biraz havayı konuşalım aslına bakarsanız. Temiz havayı, virüssüz havayı nasıl oluşturacağız onu konuşalım. Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Kimya ve Çevre Mühendisi Profesör Doktor Hüseyin Bekir Yıldız bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Bir normalleşme sürecinden bahsediyoruz. Kontrollü normalleşme. Hani bunun ayakları açıklandı hocam ama alışveriş merkezleri herkese düşündürüyor. Şimdi biz de sokakta izleyicilerimize soruyoruz, halka, vatandaşlarımıza soruyoruz. Gider misiniz? Herkeste bir soru işareti var. Şimdi şununla başlayalım mı? Alışveriş merkezlerinin havası nasıl olmalı? Nasıl olursa bir tehlike oluşturmaz. Dahası bu pandemi sürecinden önce hocam nasıl bir hava vardı? O zaman temiz değil miydi alışveriş merkezlerinde hava? Yani şimdi AVM'lerin havası %50-60 iç ortam havası, yani egzoz havası ve kalanı da dış havanın karıştırılmasıyla tekrar ortama verilmesiyle yapılıyor. O yüzden ama yeni süreçte kesinlikle ve kesinlikle %100 bir şekilde dışarıdan alınıp AVM'lerin içeriye verilmeli. Ve çünkü COVID-19 kapalı ortamda 3 saate kadar havada bulaşıcı bir şekilde kalıyor. Hı hı. O yüzden bu havanın nefes alıp verdiğimiz her şekildeki hava bir şekilde AV alışveriş merkezlerinin dışına atılmalı ve dışarıdan temiz bir hava AVM'nin içine verilmeli ve böylelikle iyi bir sirkülasyon olacak şekilde ve COVID-19'un havada kalmamayacak, yani bu virüs yayılmasını en aza indirgeyecek şekilde bu havalandırma sistemleri tekrar gözden geçirmeli ve böyle bir havalandırma yapılmalı. Havalandırma sistemleri gözden geçirilmedi dediniz. Şimdi bu noktada da yatay yönde olmalı deniliyor. İşte türbülans oluşturmamalı deniliyor. Bundan evet, ne kastediliyor? O zaman bu zamana kadar hocam türbülans oluşturuyorduysa eğer biz hep sağlıksız havayı mı aldık o alışveriş merkezlerinde? Evet. Sağlıksız bir hava aldık. Çünkü %50-60 bir şekilde bizim nefes alıp verdiğimiz hava, yani buna egzoz hava diyoruz. Egzoz havayı aldık ve o yüzden dışarı alıp %100'ünün dışarı verilip %100'ünün temiz bir havanın içeriye verilmesi gerekiyor ve bu havalandırmanın da yatay yönde olması gerekiyor mutlaka ve türbülans olmayacak şekilde. Türbülans olduğunda bu sefer hem en aşağıda da virüs olabiliyor, en yukarıda virüs olabiliyor. O yüzden virüsün homojen bir şekilde, karışım bir şekilde olmayıp en üstteki tutma şeklinde olması yatay bir havalandırmayla meydana geliyor. Bu yüzden de havalandırma yatay olması gerekiyor. Peki alışveriş merkezlerinin havasında nemin ne kadar olduğu önemli mi? Veya sıcaklık önemli mi? Yani veya ne evet, kaç derece olması gerekiyor? Önemli. Mesela uç ortamlarda hava normal evimizde dahil %40 ile %60 arasında ve ısının da 21 ile 23 derece olması gerekiyor. AVM'lerde ise bu nem oranı %20 ile en fazla %30 oluyor. Oysa nem arttıkça virüs havada kalamıyor ve yere düşüyor. O yüzden bu %30'un, yani bu nem oranının, alışveriş merkezlerindeki nem oranının da %40 ile %60 oranında olması ve bu şeyde sabit tutulması lazım. Bu da şöyle olabilir. Bu nem ölçerler var. Nem ölçerler çok ucuz fiyata ticari olarak satılıyor ve bu nem ölçerlerle ortamın, AVM'lerdeki ortamın %40 ile %60 arasında nem oranının sabit tutulması bu şekilde sağlanabilir. Peki gelelim aslında asansörlere ve merdivenlere. Şimdi bu süreçte asansör kullanmayalım mı? Veya merdiven kullanırken hangi şartlar altında o merdivenler güvenlidir diyebiliriz? Şimdi asansörler olabildiğince kullanmamamız gerekiyor ama ancak engelli vatandaşlarımız var. Bu yüzden de engelli vatandaşlarımız, ondan sonra hamile hanımefendiler olabilir. Bunların kullanılması, yani bu engelli vatandaş ve sağlık durumundan yeterli olmayan vatandaşlarımızın bu asansör kullanması dışında asansör kullanımından
sakınmamız gerekiyor. Eğer asansör kullanacaksak eğer yine asansörde de 1,5 metrelik 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymamız gerekiyor. Yine asansördeki negatif havanın tamamının alınıp içeriye asansörün içerisindeki havaya kabine tamamıyla temiz havanın verilmesi gerekiyor. Merdivenlerde de şöyle, merdivenlerde özellikle gene 1,5 metre mesafeye uyulması gerekiyor yukarı çıkarılırken ya da inilmesi şeyinde ve artı merdiven trabzanlarının da dezenfekte olması lazım. Bu dezenfekte olması silinmeyle de olabilir ya da yeni bir teknoloji var. Böyle UV ultraviyole sistemleri kullanılabilir. 202 ile 207 ile 225 nanometre civarında. Bunlar düşük yüksek enerjili düşük dalga boylu ışınlar ve bu ışınların virüsleri öldürdüğü biliniyor. Böylelikle bu dalga boylarında ışık yayan UV sistemler, UV LED sistemleri var. Bu UV LED sistemlerinin sürekli olarak yapılması ve trabzanlara konulmasıyla bu trabzanlarındaki virüsün olma olasılığını en aza indirgemiş olabiliriz. Yani Peki. yapabiliyoruz ve bu sistem, bu teknik de Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlandı. Aynı şey bu mesela alışveriş yaparkenki ürünlerde de olabilir. Bu ürünlere herkes dokunuyor zaten. Ama bu ürünlerin mesela konulduğu rafların da gene bu UV sistemlerle kullanılarak bu virüslerin öldürülmesi ya da en az tehlikenin en aza indirilmesi mümkün olabilir tabii ki bu şekilde. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kimya ve Çevre Teşekkür ediyorum. Mühendisi Profesör Doktor